parça porselen takımı, 91 parça çatal bıçak seti, 42 parça kahvaltı seti. Üçü bir arada 3K özel fiyatıyla 994 liraya. Karaca. Türkiye'nin ve Samanyolu Haber'in masa üstünden bütün izleyicilerimize merhabalar efendim. Ahmet abi, herkese iyi geceler diliyoruz. İyi geceler diliyoruz. Tedbirli mekanda ferahlık vardır derler. Evet, bugün bir sürprizle karşılaştık. Sevgili yapımcılarımız ve yayıncılarımız, bir hayli zamandan beri mücadelesini vermiş olduğumuz yeni stüdyomuzu bizim için hazırlamışlar. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Güzel bir jest. İnşallah seyircilerimiz de beğenirler. Bizim için bir vuslat oldu. Ki bugün de tedbirli mekanda ferahlık vardır. Umarım bu ferahlığı yansıtırız izleyicilerimize. Bugün Hazreti Mevlana'yı konuşalım istiyorum. Çünkü 736. vuslat yıl dönümü Hazreti Mevlana'nın. Şu an Konya'da da başlayan bir dizi, bir haftalık, 10 günlük bir etkinlik var. Evet. Bu vesileyle hem Hazreti Mevlana'yı nasıl anlamalıyız, tasavvufa nasıl yaklaşmalıyız, mistisizm, sufizm, bunların popüler kültürdeki yansımaları nedir, nasıl oluyor? Günümüzde bu vesileyle süren bir sürü organizasyon var. Bunlar ne derece doğru? Mevzu uzun. Evet. Anlayacağını ama onun öncesinde haftanın çok önemli gelişmeleri var. Onlara gireceğiz. Bundan önce ben hemen bu haftaki sorumuzu da soralım izleyicilerimize ve hem çanta hem kitap ödülünü verelim. Peki. Yine 3 tane kitabı bir izleyicimize vereceğiz ve bir de çanta hediyemiz olacak. Ece ile Keçe kitaplarını vereceğiz. Sorumuz, yazarı çizeri kim? Bu Dağıstan Çetinkaya'nın 4 macera var her kitapta. Çizgi roman. Tamam. Son derece yani en azından büyük okurların da seveceği bir çantaları kitap. Daha önce göstermiştik. Çantayı o çantalar. O çanta. Bildiğimiz çantalar. Peki şimdi İstanbul'da bir edebiyat festivali yapıldı, yapılıyor. Burada bir hikaye ödülü verildi. Burada 4 tane ödül verildi. Roman, şiir, deneme ve hikaye dalında ödül verildi. Ondan önce bu faaliyetten bahsedelim. Çünkü ama soruyu soralım. Soracağız. Dur sabret. Peki. 7-13 Aralık günler arasında, yani yarın sona erecek, Türkiye Yazarlar Birliği bugüne kadar yaptığı en geniş çaplı faaliyeti yaptı. İstanbul Edebiyat Festivali adı altında. Bir haftaya yayılan muhtelif faaliyetler yaptı. Hı hı. Ve genellikle de İstanbul Sultanahmet Kızlar Ağası Medresesi'ndeki şube binasında yapıldı. Bayağı bir hava estirdi. Eski dostlar gençlerle birlikte tanıştılar, konuştular, sohbet ettiler. Bu festivalin sonunda bir ödül töreni yapıldı. Festivale mahsus bir ödül töreniydi bu. Sorumuz şöyle Salih. Bunu okuyucularımızın biraz zor bileceğini tahmin ediyorum. Çünkü daha basına pek düşmedi. En azından oraya katılanlar belki. Tamam, evet. Katılanlar takip edebilirler. Bu ödül töreninde hikaye ödülünü alan, fakat ödülü almaya gelmeyeceğini daha önce beyan eden, bunun için oradakilerden özür dileyen efendim, buna rağmen gıyabında alkış alan hikaye kimdir? Sanatçımız kimdir? Sorusuna doğru cevap verenlere hediyelerimiz olacak. Evet. Az önce bahsettiğimiz. O kendini hediyeler. Biliyor yani. Kendini. Başkası bilmese bile evet. O kendini biliyor diyelim. Evet. Bu hikayecimizi soruyoruz. İstanbul Edebiyat Festivali'nde hikaye ödülü alan ve ödülünü de almaya gelmeyeceğini daha önceden de söyleyen ve gelmeyen, sözünde de duran diyeceğiz. Ödülü aldım, başıma koydum fakat gelemeyeceğim çünkü hiçbir faaliyete gelmedim demiş. Sen de onu tanıyorsun gibime geliyor Salih. Tanıyorum aslında, bu tür organizasyonlara, ödüllere hiç katılmayan bir hikayeci var.
Bu evet. Aslında edebiyat severler rahatlıkla da aslında çıkarıp bulabilir. Onunla bir hısımlığınız var mı sanki? Yok herhalde. Bu bakalım, bahsettiğiniz bu efendim, değil. İpucu vermek gibi peki. Olmasın. Peki. Hemen bu festivalden kısaca bir bahsetsek Ahmet abi. Neler oldu? Neler ben sadece şeye iştirak ettim. Deneme atölyesi denilen faaliyete iştirak ettim. 6-7 kişiydik. İstanbul yani denemede İstanbul nasıl aksediyor konulu bir atölye çalışması oldu. Hı-hı. Şimdi bu atölye çalışması İngilizce workshop kelimesinden tercüme. Meşhur, yani afilli tabiriydi. İngilizce tabiri Fransızcaya tercüme ederek Türkçeleştiriyoruz. Ben tabii atölye deyince orada bir şey yapacağız şeklinde anladım. Marangozluk şeyi de var ya. Götürseydim. Ama herkes kendi bakış açısını anlattı. Bana göre en güzel konuşmayı bizim gazetenin kültür daire başkanı diyelim. Ali Çolak. Kültür daire başkanı Ali Çolak yaptı. Çok güzel cıvıl cıvıl, daha doğrusu kendisinden beklemediğim güzellikle bir konuşma yaptı. Onu buradan kutluyorum. Tabii diğer konuşmacıların da, diğer katılımcılar da güzel hakkını konuştular. Özellikle Mıgırdıç Diyarbakırlı yazar Markosyan. Markos kim? Ermeni yazarımız biliyorsun. Diyarbakır'a ve gençlik yıllarına ait son derece güzel denemeleri var. Şu anda isim aklıma gelmiyor. Eğer rastlayacak olursanız kaçırmayın. Türkçesi de çok güzel. Hı hı. Güzel. Bu festival inşallah diğer yani gelecek yıllarda da devam edecek zannediyorum. İnşallah. Öyle olumlu sinyaller geldi. Şimdi olumlu sinyaller oradan geldi fakat bilmiyorum olumsuz sinyal olarak mı değerlendiriyorsun Ankara'dan gelen sinyal DTP kapatılması. Haftanın en çok herhalde konuşulacak olaylarından bir tanesi. Nasıl bakıyorsun DTP'nin kapatılmasına? Şimdi birkaç gün önce nasıl bir etkisi olur? Bir arkadaşla konuşuyorduk. Yani ne bekliyorsun dedi. Dedim ki herhalde AK Parti'ye yaptıklarını yaparlar. Yani ağır bir para cezası. Yani işte 50 bin, 100 bin lira falan. Sonra da bir daha yaparsan ağzına biber sürerim şeklinde bir meşhur kararı vardı biliyorsun. Ve biz o kararı da çok eleştirmiştik. Evet. Yani kapatamıyor ama bir yandan da cezası da bırakmak istemiyor şeklinde. O türlü bir karar gelmedi. Ama bunu herkes teslim edecektir ki DTP'liler bu sonu bilhassa istediler. Yani evet. hatta son günlerde, son bir hafta içerisinde adeta kapatılmaya mektup atan, kapatılma arzularının altını çizen açıklamalar. Çok iri açıklamalar yaptılar. Tabii ki bu işte alışılmış bir şey. Yani parti kapatmak çözüm değil, işte demokrasi ayıbı vesaire. Bildik, beylik laflar edildi. Ama eğer kanunen bir parti kapatılacaksa Demokratik Toplum Partisi bunu yaptırmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Yani Anayasa Mahkemesi'nin belki de en masum kararı budur. Ama öbür taraftan açılım bahsinde mühim tereddütler belirdi. Ben şu konuya dikkat çekmek istiyorum Salih. Tepkiler sokağa inmeye başladı. Bu çok tehlikeli bir şey. Zannediyorum yarın da bir başka faaliyet yapılacak. Özellikle Doğu illerinde kendiliğinden gösteriler oluyor yani. Kanunsuz gösteriler oluyor. Bugün kötü görüntüler seyrettik haberlerde. Bunlara karşı bizim biraz fren mesafemizin olması lazım. Yani Batı illerinde de bunun mukabilinde karşı gösteriler yapılacak olursa sıkıntıya gireriz. Biraz acele etmeyelim. Kıyamete daha çok var. Yani kıyametten kastım yani dünyanın sonu manasında. Hı hı. Biraz temkinli olursak, biraz götürümlü olursak, biraz bizden farklı düşünen insanların hain olmayabileceğini hesaba katarak tepkilerimizi yönlendirirsek bu badireden geçeriz. Ve neticede
çok güzel bir neticeye ulaşabiliriz. Bu problemin Kürt muhatapları beklediğimiz davranışları göstermediler. Biraz hayal kırıklığına uğradık ama yine de pes etmek yok. Çünkü bu şişeden çıkan cin gibi bir şey veya tüpten çıkan macun gibi bir şey. Deri içine girmeyecek. Bu illaki olacak. İnşallah hayırlı. Umarım hayırlı bir şekilde atlatılır bu süreçte. Ahmet abi, sizi son zamanlarda Cafcaf dergisinde de görüyoruz. Evet. Mizah dergisinde. Orada da yazıyorsunuz. Nasıl değerlendiriyorsunuz, geldiği nokta nedir Cafcaf'ın? Benim Sivas'taki Yalçın dayımın bir arkadaşı vardı, rahmetli oldu. O gençliğinde biraz yaramazmış. Derdi ki, çocuklar ben hemşirelik mektebi hariç bütün orta dereceli okullarda okudum derdi. Sık sık okul değiştiriyor, işte atılıyor, disipline veriliyor vesaire. Benim de galiba bugün işte yazmadığım mevkutları kalmayacak. Cafcaf'ı hem destekliyorum hem de önemsiyorum. Bir yandan da niye benden başka kimse bunun farkında değil? Acaba bende bir anormallik mi var diye de niye şaşırıyorum. Niye destekliyorsun? Niye? Şimdi orada neden yazmamam diyorsunuz? Gerekirdi aslında. Yazmamam gerekirdi. Çünkü yani gençlere hitap eden bir dergi. Ben işte yani yaşını başınanmış bir adamım. Estağfurullah canım, öyle değil. Bir de benden tabii gençsiniz. Yeri geliyor ağırbaşlı, benden genç oluyorsunuz. Ağırbaşlı, oturaklı, saçı ağarmış bir adamın da gençlerin dergisinde aslında görünmemesi lazım. Görüntü vermemesi lazım. Peki, ama bunların abi desteğe ihtiyacı var. Benim desteğime ihtiyaçları olmasa bile ben onları desteklemek için böyle bir şeye razı oldum. Bu üçüncü yazı oldu. Bu dergi önemli bir şey yapıyor Salih. Bunun misyonunu fark etmemiz lazım. Bu misyon bugüne kadar bizim cenahta çıkan nadir mizah dergilerinin misyonu solla dalga geçmek olmuştur. Evet. Yani biraz solla işte sistemle, yani yabancılaşmaya uğramış tiplerle veyahut işte laiklerle dalga geçmek olmuştur. Genelde bu. Cafcaf bunu yapıyor ama çok önemli bir şey daha yapıyor. İçe dönük eleştiri yapıyor. Ve zannediyorum bu biraz bir şey fark bu bir derece fark edilmiş olmalı ki soğuk karşılanıyor. Şimdi neden bahsettiğimi anlatabilmek için bir karikatür abi seçmiştim. O belki şimdi görüntüye gelecek. Bu karikatürler ve derginin yayın politikası bizim yüzümüze bir ayna tutuyor. Biz şimdi Türkiye'de muhafazakarlar veyahut dindarlar veyahut milliyetçiler her neyse hareket halinde olan bir cenahız. Evet. Mesela bizim cenah son 20-30 senede bayağı keçeyi sudan çıkardı. İşte iş adamları, efendim şirket sahipleri, işte hayat standartımızın yükselişi. Epeyce yükseldi. Evet. Ve bir yandan da bu arada bir yandan bizim üstte tuttuğumuz değerler savunurken bir yandan da yeni bir hayat tarzının içine girdik. Bu esnada bocaladık. Bocalamamak da mümkün değil. İlla ki bocalayacaksın. Bu esnada, bu bocalama dönemi esnasında mizah, içe yönelik mizah adeta hormon düzenleyici haplar gibi vazife görüyor. Bu yüzümüze tutulan bir ayna, oraya bakalım ve kendimizi Görelim, izleyelim. Evet. Şimdi ben tam rahat göremiyorum. Birinci karikatürde bir bürokrat hacca gitmiş. Bu 2-4-7 karikatürde hacla ilgili. İhramının önüne kravat çizdirmiş. Diyor ki hoca hacca geldi diye hemen resmiyeti bırakmak olmaz. Görev kutsaldır diyor. O da diyor ki harikasınız müdürüm. Yani hem bürokratik yağcılığı eleştiriyor. Hem de hacda bile bir türlü o kimlikten sıyrılamama, yani ihramı kefen gibi algılayamayan zihniyeti eleştiriyor. Bunun bir sonrasına bakalım. Bunlar çok hoşuma gitti.
İkincisinde bir hacı adayı veya hacı düşmüş galiba tavaf esnasında. Diğerleri üstünden geçiyor. Üsttekiler diyorlar ki sabır ya hacı. Şimdi bu hacca gidenlerin çok karşılaştığı bir şeydir. Oraya giden insanlara sabır tavsiye ediliyor. Yani başına ne gelirse gelsin, görüyorum, teşekkür ederim. Sabretmesi öğütleniyor. Evet. Bu telkinler de ayrıca sabretmesi gereken bir unsur haline geliyor. Onu tenkit etmiş. Üçüncü karikatür, şu Saddam'a benzeyen yeşil elbiseli kişi burada diyor ki, hey Arap, Kabe'ye en yakın saftan iki kişilik yer ayarla, her vakit namazına kombine bilet de bir de tavaflarından mil kazanmak istiyorum. Son derece güzel, nefis bir karikatür. Ben Kabe'nin etrafına yapılan o lüks oteller, o şeddadi, o zalimane yüksek binaların birkaç defa eleştirisini yapmıştım. İtiraf edeyim, hiçbirinde bu kadar özlü ve meseleyi candan anlatan bir espriye ulaşamamıştım. Diğerlerini de görecek miyiz? Sevgili rejimiz. Rejimiz. Birkaç görüntü daha. Evet. Evet. Fransız ipeği, İsviçre saati, Japon kamera, takke, her şey tamam, süper bir şey oldu. Tavaf yapmayı unuttum. Unuttum. Evet. Bu da oradaki alışveriş hırsının, haccın ruhunu nasıl zedelediğini anlatan bir şey. Bunlar bizim yüzümüze tutulan ayna. Ve bu mizahla tutuluyor ve evet. Bir anlamda peki Cafcaf dergisinin hitap ettiği okur kesimi de bu ayna tutulan toplum. İnsanların ta kendisi. Yani o gençlerin babaları, amcaları, abileri. Ne oluyor? Neye tekabül ediyor? Yani derginin zannediyorum azaltan bir şeye dönüşmüyor mu? Bilemiyorum ama bunun mesaj değeri çok. Ve bu aynanın tutulması gerekiyor. Bu arada bu değerli sanatçı kardeşlerimizin isimlerini de zikredelim. Çizen Faruk Günindi. Esprileri bulup yazan ise Sait Kaya isimli genç arkadaşlarımız. Her ikisini de tebrik ediyorum. Diğer zikretmediğim çok kabiliyetli insanlar da var orada, gençler var. Onları da tek tek tebrik ediyorum. Aferin gençler. İşe yönelik eleştiriye devam. Çünkü değişmenin en ucuz, en acısız, en basit yolu kendi hatalarımızı görmektir. Yani aynaya bakmak. Ama insanın şöyle bir tabiatı var Salih. İnsan aynaya bakar, kendisini beğenir. Yani hatalarını da bir anlamda kabullenir. Öyle yapmayalım. Kendimize de biraz eleştirici bakalım. Böyle yaparsak mümkün olan en az maliyetle doğru istikamete doğru gelişebiliriz. Diye düşünüyorsunuz. Gençler ve kendisini hala genç hissedenler Cafcaf dergisini takip etsinler. Bu çocuklar desteklenmeye değer. Mizahtan hoşlananlar diyelim. Sırf gençlere de gayet seslenmiyor. Gayet tabii. Çocuk, genç, yaşlı. Evet. Yani sen bile takip edebilirsin. Ediyorum. Yani zaten orta yaşlara gelmiş olmana rağmen Salih'ciğim. Cafcaf'ı takip ediyorum. Güzel. Umarım daha iyi yerlere gelir. Diyelim ve bu haftanın konusuna gelelim. Hazreti Mevlana 736. Ustad yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor Konya'da. Evet. Şimdi Mevlana'nın mesleğindeki ilk sözü malum dinle. Evet, işte. Ben dinleyeyim mi yoksa konuşayım mı? Ben çok konuştum, biraz sen konuş. Peki şimdi aslında Hazreti Mevlana'yı ne kadar tanıyoruz? Belki buradan girmek lazım, işin özü bu. Yani Hazreti Mevlana... Mesnevi okudum. Mesnevi okudum, hepsini değil. Aslında şerhiyle beraber okuyorum. Yani düz okumakla da anlaşılacak bir şey değil. Aslında bakın da tek başını da okuduğunuzda da anlaşılacak bir şey değil. Niye anlaşılacak bir şey olmaz? Niye anlaşılacak bir şey çok, değil? Çok sade. Ben şuradan böyle bir kanıya vardım. Bir mesnevi şerhinin yapıldığı bir derse katılmıştım. Hala da zaman zaman gidiyorum.
Oradaki hoca, anlatan kişi sadece dinle kısmını iki derste anlatınca. Eyvah. Bizim o iki saniyede okuyup dinle, Salih, dinliyoruz. Salih, o kursu derhal terk et. Çünkü neden? Bu tür tefsirlerin kıymetini inkar etmiyorum. Hatta lazım. Ama erbabı için lazım. Erbabı için lazım. O yüzden Nas için o kadar işi didiklemeye, batını tefsir yapmaya, efendim, o tasavvufi anlamların anlam katlarını tek tek ütüleyerek aşmaya gerek yok. O çünkü, erbabın işi eyvallah. Çünkü tamam. Mesela Kur'an-ı Kerim de öyle. Yani diyelim ki Fatiha suresinin bir tek ayetinin ne bileyim belki bir cilt tefsiri yapılabilir ve yapanlar da var. Ama onun düz mealinin bile hitap edebileceği bir anlam katı var. Ve o anlam katı da çok değerli. Kesinlikle. Mesnevi bu açıdan çok rahat okunabilir bir kitap. Elbette. Herkesin beklentisine göre değişir. Mesela oradaki hikayeler zannedildiği kadar efendim ne bileyim işte çok, çok katı, eğlendirici, yani pejoratif şeyler değil ki. Evet. Ben tabii senin kadar muntazam okumuyorum ama her okuyuşumda bir Kur'an tefsiri veyahut bir şeriat propagandası ile karşılaşmış gibi okuyorum. Yani elbette. Bende uyandırdığı mana o. Yani ya ben, abdest namaz önemli değil. Sen benim kalbime bak. Manasını hiç çıkaramıyorum. Bilakis Hazreti Mevlana bana hep parmağını sallayan, işi ciddiye al. Bak senden önceki insanların başlarına neler geldi. Peygamber ne diyor? Cenab-ı Hak ne buyurmuş? İşte falan köylü işte diyelim ki şehre giderken başta ne hal gelmiş diye son derece güzel geçişler yapan meseleler anlatıyor. Evet, gayet güzel. Ama şu da yok mu? Yani işin künhüne biraz da vakıf olmak lazım. Çünkü birçok insan artık Mesnevi'yi bir şiir kitabı falan gibi görüyor. Ya yani o kadar popüler bir şey haline geldi ki işte dinle neyden ayrılıktan şikayet etmede falan böyle şiir gibi okunuyor. Yani onun her kelimesinde bir mana var ve gayet bunu değil. Elbette her insan bulunduğu yerden, konumdan anlıyor da. Bu noktada da bu benim ruhumu açan bir şey olduğu için o derslerin takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum kendi adım. Elbette ki tasavvuf metni zaten bu. Bu metinlerin bana kalırsa bu kadar piyasada dolaşıyor olması da bir bakıma sıkıntı. Çünkü oradan aldığınız bir iki kelimeyle bir iki cümleyi işte yazınıza kondurarak son derece bu işten ben de anlıyorum efendim gibi bir imaja dönük bir sürü yazılar, şeyler çıkıyor biliyorsunuz. Yani bu kitaplar, bu metinler eskiden öğretilen şekliyle tasavvufi metinler dergahta bile her müridin eline verilen şeyler değil. Evet. Yani liyakat sahibi olacak. Her derse alınmazlar. Biraz o işin sınavlarından geçecek ondan sonra. Bu yüzden bu metinlerin de bu kadar piyasada dolaşıyor olması, tasavvuf metinlerinin bir anlamda da ulu orta basılması bir mahsur herhalde değil mi? Çok sakıncalı bir tarafa da gidiyor aslında. Herkes okumalı mı? Ona ilaveten hayır, bunlar herkesin okumasında mahsur yok. Yani yeter ki okusunlar. Asıl mahsur olan şu Salih. Mevlana'nın Mesnevisi bir hümanistik menba, bir hümanistik kaynak olarak anlaşılıyor ve sunuluyor. Evet. Yani doğrudan dindarım, Müslümanım elhamdülillah. Vazifelerimi de eksiğiyle gediğiyle yapmaya çalışıyorum diyemeyen ama Müslüman da diyelim arkadaş diyemeyen insanlar iki arada bir derede kalmışlıklarını bu tip semboller, bu tip mecazlar anlatarak işte
Mevlana diyor ki gel ne olursan olursun gel. Efendim Yunus Emre diyor ki yaradanı sevin. İşte bu kıldığın namaz değil. Birkaç gönül kırdın ise bu kıldığın namaz değil. İşte Hacı Bektaş Veli böyle diyor filan diye. Ne Hacı Bektaş Veli'yi okumuşlardır. Ne Yunus Emre'yi okumuşlardır. Mesela Yunus Emre'nin şiirleri Anayasa Mahkemesi tarafından anında kapatılmasını gerektirecek ölçüde sert şeriat propagandasıyla mündemiş bir metinlerdir. Kesinlikle. Bunların içinde en talihlisi de Mevlana. Peki Yunus Emre ile ilgili hani kapatmaya söz konusu olacak en çarpıcı şey hatırlıyor musun? Var mıdır mesela? Bir mısra. Herhalde yaradanı severim yaradandan ötürü değildir. Hayır hayır yani Yunus Emre'de son derece şeriatin ana damarından yakalayan çok etkili şiirler var. Evet. Yani o şu anda aklıma geldi, aklımda değil. Peki şimdi aşk pazarında Mevlana'da, Şems-i Tebriz'de, Yunus'ta bunlar satılmaya başlıyor. Popüler kültürün bir ikonu oluyor. Aslında ikon olan şey bu tasavvuf, aşk, sevgi, hoşgörü bununla yoğrulmuş metinlerle ortaya çıkıp bunları da bir ikon haline getiriyoruz. Yani bir diyelim bir aşk kitabı yazıyor Mevlana'dan, Şems'ten bahsederek. Ve herkes sanki yeni bir menba, yeni bir kaynak vurulmuş gibi Mevlana oradayken, Mesnevi oradayken işte onun üçüncü dereceden surandırılmış bir edebiyatta falan yapılmış şeyi ayuka çıkıyor mesela. Vay be ne muhteşem. Sadece sana iştirak etmiyorum. Yani neden? Sanatçıların Mevlana'dan Şems'ten istifade etme, onların türettiği edebiyatı yeniden yorumlama hakları var. Tamam, bu bir sektöre dönüşüyor. Ama bu bir sektöre de dönüşebilir. Ama bunu çok ticarileştiriyorlar. Yani işin içinde ihlas dediğimiz samimiyet boyutu kalmıyor. Onları kastediyorsun. Ha tabii ki sen onu kastediyorsun. Evet. Yani şu boyuta geliyor Ahmet abi. Yani bir süre sonra happy birthday Rumi falan gibi bir işe doğru gidecek gibi sanki. Bu, öyle bir gözüküyor ki bu usta yani mesele ipten kazıktan kurtuldu. Şimdi önümde şeyin bizim Zaman Gazetesi'nin Cuma Ekin'den kestiğim bir haber var. Şirin Kabakçı ve Aydın Hızlıca yapmış. Diyor ki gel çağrısına uyanlar Konya bereket getirdi. Buna hiç itirazım yok. Tamam getir, Konya bereket getirsin. Yalnız. Tamam. Tabii bundan sonra söylemenin bir kar olur mu bilmiyorum. Bereket bir endüstriyel boyut kazanmasın. Konyalıların bu usta dikkat etmesi lazım. Konyalılar mütedeyyin insanlardır. Konyalı dostlarımız sözümüzü yanlış anlamasınlar. Fakat işin tadının kaçtığına dair çok sayıda işaret var. Mesela bazı fotoğraflar derledik. Bu konuyla ilgili onları belki gündeme getireceğiz. Her yıl bu hafta içerisinde Salihçi yani 17 Aralık'ta kutlanacak Şeb-i Aruz ihtifali için Konya'ya 50 bin civarında insan geliyor. Evet. Sırf bu hafta için. Bu haberden aldığım rakam. Doğru. Yıl içinde de 2 milyon civarında insan Konya'ya geliyor. Bu son derece de güzel bir şey. Evet bayağı da iyi ama, bir rakam. Bu inanç turizmi dediğimiz kavramın içine açık bakmamız lazım. Şimdi turizm operatörleri veya turizm işiyle uğraşan kişiler inanç turizmi deyince gözlerinin içi parlıyor ve dişlerinden böyle inci parıltıları. Turizme inanıyoruz evet. Gibi bir sonuç çıkıyor. İnanç turizmi tehlikeli bir şey. Bu kavramı çok idareli kullanmak lazım. Nasıl? Bir defa
İnancı istismar etmemek lazım. İnanç satılır bir şey değildir. Reklamı yapılır bir şey değildir. Ticarete dönüştürülür bir şey değildir. Bir şeyi vekarla yaparsınız, ihlasla yaparsınız. Onu çok fazla görünür hale getirmek için de ayrıca çaba sarf etmezsiniz. Benim eleştirdiğim şeyler bunlar. Mesela fotoğraflar geliyor mu? Evet. Neyse gelsin gelmesin biz işimize bakalım. Şimdi her yıl ayin yapılıyor. Evet. Geldi. İşte. Hah dur şimdi bahsettiğim şey bu. Burada fotoğrafçı arkadaşımız küçük küçük bir mizansen yapmış. Bunlar zannediyorum. Biploları koymuş. Dönen kirem. Dervişleri sembolize eden biblolar. Bunu geçelim. Bu güzel bir kurgu. Bir başkası. Evet bu mesela, herhangi bir okulda gösteri yapan bir semazen. Bir folklorcu çocuk. Aslında semazen midir değil midir bilmiyorum. Ama programa bakarsan sema gösterisi. Ama gençler demiş. Arasında bu çok belki de özenilen bir şey. Yani bu gösteriler böyle yani ben de böyle dönebilsem, ben de böyle sikke giyebilsem, tenore giyebilsem falan diye. Bu pek çok turistik yerlerde, gecelerde barlarda, moda gösterilerinde, barlarda da yapılıyor mu? Yapılıyor. Sen barlara da mı gidiyorsun Salih? Hani semazen var falan diye girmişliğimiz olabilir. Güzel. Evet. Yani bu tip faaliyetle kabili telif olmayan yerlerde bu gösteriler yapılıyor. Kardeşim bu yaptığın şey dans mıdır, ayin midir? Ayinse ayıp. Danssa o elbisenin işi. Danssa olmaz. Başka bir şey yani yapacaksın. Git Silifke folklor ekibinin elbisesini giy. Bursa Kılıç Kalkan. Hamçok elik oyunu. Evet eyvallah ne istersen yap. Onu da seviyoruz, onu da alkışlarız. Eyvallah. Ama bu bir ayindir. Buna Mevlevi tarikatının büyükleri niye bir şey demiyor anlamıyorum. Diyorlarsa da muhtemelen deniyordur ama kim kontrol edecek? İşletme sahibi. Hayır, iki tane genç buluyor. Buyur gel dön diyor. Biz bunu tasvip etmiyoruz. Bunlar bizim meşhur Mevlevi adabına uygun şeyler değildir. Tarikat çünkü bu adabına. Bir zikir bir şey. Evet. Yani. Bu bir ibadet biçimi. Yani ibadet illaki namaz, oruç değil. Bu da Mevlevi dervişlerinin vecde gelme hali. Daha doğrusu ayinde insanlar vecde geliyorlar. Vecd anınızı nasıl görünür kılıyorsunuz? Evet. Yani bu kendiliğinden yani samimi bir celse halinde, samimi bir ayin esnasında olur. Bazı seyirciler gelir kenardan seyrederler. Ama mesela seyirciler için bir spor salonu tutuyorsanız işin çivisi kavşamış demektir. Ki zaten semanın çıkışında Hazreti Mevlana'nın bu çekit sesleriyle ilk yaptığı söyleniyor. Çekit seslerinden dolayı cezbeye gelip sema ettiği evet. Söyleniyor. Bu bir vecd hali. Onu bir kere altını çizmek lazım. Yani bu iş böyle giderse sanki şuna gelecek gibi işte 8 derste semazenlik eğitimi, Mevlana kulüpleri böyle popüler kültürün tükettiği, tüketmeye dönüp kurslar, seminerler bilmem neyin olduğu bir ticari bir alana giriyor ki böyle de hakikaten çok fazla var. Yani birçok çay bahçesinde ya çay bahçesinde semazen döner. Yani çay içiyorsun orada semazen izliyorsun. Yani pick-up'ın hoparlöründe efendim Ferdi yani Özmen çağır gibi içen. Değil mi? Böyle komik bir şeyi görünce hakikaten yani niye işte Mevlevilikle uğraşanlar bunlara bir şey söylemiyor. Hayır söylüyorlardı. Burada kim dinleyecek? Şimdi Kültür Bakanlığı mı bunu el atacak? Belki onun aslında Kültür yani, Bakanlığı deyince hiç karışmaması lazım. Benim söyleyeceklerim var. Şimdi oraya yıllarca önce Kültür Bakanlığı hangi Kültür Bakanlığıydı bilmiyorum. Mutlaka hüsniyetle yapıldı. Yani mevcut semazenlerden el ayağı tutanları bir araya getirelim. Bu gösterileri yurt dışında veya yurt içinde belli başlı yerlerde adam gibi icra edelim diye bu insanları Kültür Bakanlığı'nın memur yaptılar.
Ne güzel. Oradan emekli olan ne olacak? Emekli derviş. O zaman Bordrolu Dervişler diye bir yazı yazmıştım. Bu dervişlerden birisi de hemşerimdi. Beni telefonla aradı. Üzüntüsünü belirdi. Yani senden beklemezdik böyle bir şey. Yani niye böyle bir şey yaptım diye. Bunu tekrarlamak ihtiyacı hissediyorum. Bu benim anlayışıma uygun bir şey değil. Ben böyle bir gösteriyi seyretmekten kesinlikle haz almam. Bir insanı ibadet halinde görmek bana niye zevk versin ki? Yani eğer namaz kılanlar oturup izliyor musun? Evet. Öyle yani camiye şey gidip namaz kılanları seyrediyor. Ne güzel kılıyorlar falan mı diyorsun? Ne büyük vecd içinde kılıyorlar. Bu seyredilir bir şey değildir. Bu paylaşılacak bir şeydir. Evet. Yani eğer beceriyorsan sen de kendince dönersin. Mevlevi, meşrefliysen eyvallah. Adabına uyarsın. Onun salike olursun. Onun terbiyesini alırsın. Mevlevi terbiyesi ve adabı bizim üst derecede şehirli değerlerimizdir Salih. Kesinlikle. Yani bunu harcamak gibi bir niyetimiz yok. Bu yüzyılların üst üste koyarak zenginleştirdiği bir birikim. Bundan istifade etmeliyiz. Ama şimdi bu şöyle oldu. Demin senin belirttiğin gibi. Yani bu yarı laisize bir bir entelektüel eğilim haline. Evet. Böyle bir tarafı var. Bundan da moda bir şey oldu. Bundan da pek şikayetçi olmamamız lazım belki. Hani o küçük aralıktan girer de daha büyük kaplara geçer diye. Ha, bu hep bu iyi niyet var ama öyle mi? Yani hani taklit ediyor da ya bu taklitten de bir asla doğru bir yolculuk olur mu? Böyle bir iyi niyetle yaklaşabilir miyiz bu işe? Vallahi Salih benim naçiz anlama göre, benim naçiz kanaatime göre Kur'an kültürü olmayan istediği kadar Mevlevi, istediği kadar Mesnevi okusun. Doğru. Bu ıskalayıp geçecektir. Gerçek anlamı ıskalayıp geçecektir. Bir Müslümanın evvela adam gibi bir Kur'an kültürü olacak. Bir din kültürü olacak ki Mesnevi onun üzerinde dursun ve yakışıklı şey olsun. Evet. Ama bu yok ya, yani neredeyse şöyle bir şeye geleceğiz. Yakında herhalde hani bu, çünkü Mesnevi, Mevlana, tasavvuf, sufizi, bunlar batıda da çok yükselen değerler olarak gözüküyor. İşte bestseller oluyor zaten mesela. Zaten bizi baştan çıkaran batıların gösterdiği bu iştah bizim ilgi. Evet. Bizde şöyle bir anlayış var Salih. Bir değerimizi batırlar onaylıyorsa, aa bu güzel bir şey falan diyorlarsa, ya sahi bu güzel bir şey diyoruz. Suyunu da çıkarıyoruz. Evet. Ve genellikle batırlar, İslam'a sempati duyan batırlar, bu esnada kalan fotoğraflarımızla izleyelim. İslamiyet'i bizim ortodoks anlayışımızda değil de biraz sufilerin yumuşatılmış İslam anlayışıyla algılıyorlar. Hümanist bir takım yani, değerler. Evet, hümanist yorumlarla algılıyorlar. Yani sen benim kalbime bak, işte ne olursan ol gel, işte birkaç defa... Ne olursan ol gel ama geldiğin gibi gitme. Gibi. Kaldı ki o şiir biliyorsun Mevlana'ya ait değil. Biraz Galat'ı meşhur bir şey. Dolayısıyla batılıların, bu batılı müsteşriklerin veyahut Mevlana sempatizanlarının, İslam sempatizanlarının gösterdiği bu eğilim bizi mest ediyor. Aa bak batılılar bile bizim inancımız meğerse bizim zannettiğimiz kadar yobaz bir şey değilmiş. Ve yobaz bir şey değilmiş. Şu fotoğrafı tekrar görüyorum. Evet. Çok güzel. Hatta yani yakında Mevlana Türbesi'nin içine gelip yoga bile yapabilirler. Şimdi Salih sen geliyor. Şöyle evet. Bir bibloyu alıp evinde bir yere koyar mısın? Yok. Ama yani pek çok insanın evinde şeker vardır. Gibi satılıyor. Birçok evde var. Bak Salihciğim, Konyalılar çok zeki ve tüccar adamlar. Mesela şeker yapıp satıyorlar. Konya evet. Şekeri veya Mevlana şekeri diye. Helal olsun. Tamam. Alsınlar. Aracı da bak semazen yapmışlar. Bu fotoğraf dursun oraya geleceğim. Evet. Mesela çok güzel et ekmek yapıyorlar. Ne bileyim işte Mevlana ile ilgili çok sayıda kitap basıldı. Mesela bizim İSAM'ın kütüphane arşivine baktım. Sırf Mevlana başlığı altında
220 tane bilimsel eser var. Yani öyle haşviyat değil. Ki Konyalılar bu usta yayın da yapıyorlar. Ama bunun yanında yaptık. Ama bir şekilde bu işten biraz, yani biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Yaptığımız işin ne idüğü hakkında düşünmemiz lazım. Hani az önce söylemeye çalıştım ya. Aynaya bir bak. Kusurlarını görüyorsan bu iyi bir şey demektir. Hı. Ama göremiyorsan bu fena bir şeydir. Doğru. Mevlana'yı turizmin nesnesi haline getirmesinler. Mesela şu programda var. De, evet. Bu işte sema gösterileri günde iki defa, işte efendim haftada üç defa falan yerde tekrar edilecektir. Bu nedir arkadaş? Yani bu beş vakit namaz mıdır? Bu insanlar, seyirci insanlar bir müzik konseri izler gibi izliyorlar. İşlerinde evet. Çok azı gerçekin manevi lezzetini hissediyor. Gerisi işin turistik kısmında. Doğru. Peki bizim yaptığımız bu iş doğru mudur? Bu işte bir orta karar yok mudur? Yani hem insanları ağırla, Mevlana fikriyle ve felsefesiyle tanıştır. Bu vesileyle Kur'an kültürüyle temas ettir. Ama bunu yaparken de bir takım üst değerlerimizi araya vermeyelim. Doğru. Turistik kazanç olur. Çünkü Mevlana ambarı, Mevlana kargo, Mevlana züccaciye, Mevlana turizm, Mevlana ağacı. Mevlana ağacı, Mevlana etli ekmekçisi. Müzdelife köftecisi. Şeklinde böyle hakikaten ticarete dönüşmüş bir şey var. Şimdi bu ticaretin hakkı da verilse, yani şunu demek istiyorum. Konya'da ben bir araştırma yapmıştım bundan birkaç sene önce. Aramızda Konyalılar olabilir. Olabilir ama zaten Konyalılarla görüştüm. Evet. Şimdi Hazreti Mevlana'yı, Şems-i Tebriz'i tanımanın neresinde diye merak ettim hakikaten. Ve türbenin hemen etrafındaki çarşılarda, dükkanlarda bu işin ticaretini yapan, Mevlana biblos satan, şeker satan insanlara sorayım dedim ve 100 kişiye sordum. Mevlana'yı gerçekten tanıyor mu? Yani bu akıl almaz bir şey herhalde. Yani çok şaşırdım. Mesela Hazreti Mevlana nerede doğdu sorusuna, nerede doğdu? Bilen 9 kişi çıktı. 91 kişi bilmiyor. Çoğu da Konya'da doğduğunu düşünüyorum. Afganistan'ın Belh. Belh'in nerede olduğunu söylesem belki onu hiç bilmeyecek. Efendim? Belh nerede onu bilmeyecek. Mesela bu yıl Hazreti Mevlana kaçıncı Vuslat yıldönümü dedim. Bunun onu ben de 22'sine bildi. Onu bilmeyebilir hadi. En önemli eseri. Yani Mesnevi bilmeyen işte 41 kişi doğru, 59 kişi yanlış cevap verdi. Başka bir eser. 100 kişiye sordum bunu ha. 100 kişiye sordum. Hazreti Mevlana'nın türbesine gittiniz mi? Çoğu gitmiş. 82 kişi gitmiş. Türbe deyince bana bir parantezlik söz. Müze mi diyeyim? Bir defa müze, çünkü parayla girilen enteresan müzelerimizden birisi. Yani Kültür Bakanlığı bu müzesi yıllardır yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Halk türbe muamelesi yapıyor. Niçin biliyor musun? Kültür Bakanlığı'nın en iyi gelir getiren ikinci müzesiymiş. Topkapı'dan sonra evet. En çok ziyaret edilen yer. Ve bu paradan doğmak istemezler. Ama bir müminin kabrini parayla ziyaret etmek manasız bir şey. Acı bunun bir şey. Formülünü bulsunlar. Yani kabir kısmını müze kısmına gitmeyen. Ayırmalılar. Doğru. Kaldı ki Müslümanlar şunu gayet iyi bilirler. Bir müminin ruhuna Fatiha okuyacağın zaman neden okuyacağının hiçbir anlamı yoktur. Evet. Neyse, Şems-i Tebrizi'nin Konya'daki türbesine gitmeyenler çoğunlukta. Sema törenlerini yerinde izleyenler daha az. Semadaki sahilin yukarı törenin aşağı bakmasının anlamını bilmeyenler de çoğunluk. Bayağı bir epey bir araştırma, ama yabancılar daha çok biliyor. Yani bu soruların çoğuna yabancılar doğru cevap verdi. İşin tuhaf tarafı da o. Biliyor musun, yakın zamanlara kadar, belki hala öyledir, hacca gidenler karayolu açıkken evvela Konya'ya geldiler. Konya'ya niye abi? Geçin. Farz mı, sünnet mi? Sünnet mi, vacip mi, müstahap mı, mendup mu? Yani bu nedir? Bu sadece adam bir gelenektir. Ama yarım hac sevabı kazandırdığını düşünenler var. Evet.
Peki şu fotoğraflar, vaktimiz azalıyor. Fotoğraflara tekrar bir bakalım. Evet. Bu harika bir fotoğraf. Yalnız buradaki abim ters, yani kollarını ters yapmış. O kadar kusur olur. Eyvallah. Buradaki libroların yüzündeki ifadeler çok hoşuma gitti. Abi gitti. Yüzündeki ifade çok hoş. Ben şeyi yani bekliyorum. Yani acaba espri mi yapıyor? İroni mi? Ben hatta bir ara şey aradım. Çin'de bir ara üretiliyordu. Çekik gözlü sembolizmler vardı. Evet, Çin'de de yapmış olabilir. Yerli el atmış sektör ki şimdilik, ama tombul tombul falan böyle komik aşçı gibi falan. Salih, şimdi ben yıllar önce bir dergide bir yazı yazmıştım. Bir mizah yazısı. Demiştim ki bu sema folklor ekiplerini şey yapalım, bir federasyon çatısında toplayalım. Çeşitli sema takımları oluşsun. Kırmızı tennureliler, yeşil tennureliler. Bunlar her yıl aynen futbol liginde olduğu gibi futbol liginde olduğu gibi yarışsınlar. Ayrıca Milli Olimpiyat Komitesi aracılığıyla Ahmet abi, olimpiyatlara müracaat edelim. Olimpik branş olarak tanınsın. Televizyonlara böyle sema hakikaten başlarlar, böyle kim iyi dönüyor, kim ayakta kalacak, ondan sonra işin cırkı çıkar. Ama zannediyorum eğer bu olimpik bir branş haline gelirse İrlandalılar, efendim, ne bileyim, İskoçlar, daha uzun süre ayakta kalan vardır. Nal toplanacak. İşte İskoç sema ekibi sahneye geliyor. Umarım oraya gitmez. İnşallah oraya gelmez ama gidecek gibi görünüyor. Eyvallah. Peki Ahmet abi, şimdi son sözlerinizi de alalım. Yani sonuç olarak Mevlana, Mevlevilik sonuç olarak gündemde birim yapıyor, konuşuluyor. Politikacılarımız da bu işe meraklı. Evet. Aslında bizim devletimizin de Mevlana dergahına yönelik bir garip bir muhabbeti var. Mesela Türkiye'de tekke ve zaviyeler 1924'te kapatıldı biliyorsun kanunla. Hı hı. Fakat Mevlana Müzesi 1926 yılında müze adı altında açıldı. Evet. İsabetli bir karardı. Ama ondan sonra diğer türbelere o hoşgörü gösterilmedi ve diğer tarikatlere. Mesela Hacı Bektaş'ın türbesi müze olarak ancak 1964 yılında açılabildi ve ziyaretçilere açılabildi. Bunun nedeni ne Ahmet abi? Hemen şöyle kısaca alacağım. Cumhuriyet döneminin politikacılar laikliğin ne olup olmadığını gayet iyi biliyorlar. Ancak oy endişeleri, sempatik görünme endişeleri yüzünden doğru bildikleri şeyi zaman zaman çiğniyorlar. Burada mesela Kültür Bakanlığı'nın Mevlevi dervişleri istihdam etmesi doğru bir şey değil. Hı hı. Devlet erkanının her sene Mevlana ihtifallerine, Hacı Bektaş Veli Anma günlerine, hı hı, tam kadro halinde iştirak etmeleri doğru bir şey değil. Yani Kültür Bakanlığı bu kutlamalara dışarıdan destek verir. Fakat bizzat orada bulunmasını ben şahsen doğru bulmuyorum. Bulmuyorsunuz. Yani semai taraf haline geliyoruz. Doğru. Devlet bütün dini inançlara, tarikatlere veyahut veyahut felsefi doktrinlere eşit uzaklıkta ve eşit soğuklukta durmalıdır. Devleti bu işlere çok bulaşmış görmek istemeyiz. Bu arada cevap alalım. Edebiyat Festivali'nde hikaye ödülünü alan ve almaya da gelmeyen hikayecimiz Mustafa Kutlu. Zannediyorum tanıyorsun. Değerli hikayecimiz. Değerli hikayecimiz. Aslında Mustafa romancımız Kutlu da denilebilir. Uzun hikayecimiz. İstemiyor bunu. Uzun hikayecimiz. Mustafa Kutlu'ydu. Doğru cevap. Şimdi birazdan ödülleri açıklayacağız. Mustafa Kutlu'ya buradan sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Allah uzun ömürler versin. Her yıl bir değil, en aşağı 2-3 tane eser versin. İnşallah. Bize doğru cevap veren iki izleyicimizi hemen Fatih Ordu, Ordu'dan Fatih Ordu, doğru cevabı veren izleyicimizden bir tanesi. Diğer de Yakup Ürün, Fatih Ordu bu üç kitabı hediye olarak kazandı. Çizgi romanı Yakup Ürün de çanta hediyemizi kazandı. Bu arada bize
Elektronik postalarla ulaşan, anılarını paylaşan çok sayıda izleyicimiz var. Mevlana ile Mevlevilik'le ilgili. Tabii bu arada sistemlerini ulaştıracak okuyucularımız olacaktır. Hepsi başımızın üstünde. Eyvallah. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ve veda vakti geldi. Yine çok mi? Konuştuk. Yine ayrılık vakti geldi. Haftaya yine vuslat olacak ama yine buluşacağız. Allah taksiratımızı affetsin. Sürçülisan ettikse affımızı dileriz. İnşallah haftaya nasip olur. Görüşürüz. Sağ olun. Eyvallah. Efendim haftaya masa üstünde tekrar görüşmek ümidiyle. Parça porselen takımı, 91 parça çatal bıçak seti, 42 parça kahvaltı seti. Üçü bir arada 3K özel fiyatıyla 994 liraya. Karaca. Hızlı ve güvenilir haberler cep telefonunuza geliyor. Abone boşluk haber yazıp 3077'ye gönderin. Sonradan duymayın. Anında haberdar olun. Hızla devam ediyor. Santre çizgisine yaklaştı. Sol taraftaki arkadaşını gördü. Öyle bir vurdu ki. Maalesef hakem topsuz alanda faul verdi. Maçta 0-0 beraber ettik. Fantasya, birincilik, birincilik, fantasya. Yağmur Mobilya'da tüm ürünlerde KDV indirimi devam ediyor. Yağmura tutulacaksınız. Paket UFO evet. Yaparım. UFO ders atarım. Ne olmuş? Kim ne yapabilir ki? FİÇ'a ortak olmayın. Aldığınız UFO'nun sahte olmadığını anlamak için filamentine bakın. UFO. Abi film komik mi? Değil anlıyorum. Eğlencelik. Abi filmde aşk var mı? Var, 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 var. Ya birine diyorsun ki offside kalksana olur. Diyor ki adam maçlar 20-20 biter. Yok 30'a 40 biter. Öbürüne soruyorsun maçlarda gol olmaz 0-0 biter diyor. Gel de film yapma abi bu konuda. No offside. Başladı. UFO dedi. Hem de yemin etti. Ben de aldım. Sahteymiş. Nereden bileyim? Sahtesine kanmayın. Sahtekarların mağduru olmayın. Gerçek UFO'nun filamentinde UFO yazar. UFO. Babam yerler, onu ham yapıp bitirirler. Yeni değil, çöp poşetiyle, taze değil, taptaze. Çıtır, çıtır, bam, bam, çıtır, çıtır. Yoğun istek üzerine Kablo TV'den 4 dörtlük kampanya yıl sonuna kadar devam ediyor. Dijital Kablo TV hattından hem uydunet internet hem de 90 kanallı sinema paketli Teledünya bir arada. Üstelik kurulum ücretsiz. Uydunet modem ve Teledünya set-top box da hediye. Kablo TV'den yeni dijital hizmetler de çok yakında. Türkiye'nin düğün paketçisi Moda Life'dan yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan üçlü düğün paketi sadece 2290 lira. Zaman geçer, yaşam değişir. Biz güleriz, ağlarız, seviniriz, üzülürüz, özleriz, gururlanırız. Medya kaydeder. Sizin için değerli olanı seçebilmek teknoloji, bilgi, uzmanlık ister. Biz fark ederiz. Medya Takip Merkezi. Medya elinizin altında. Bakın gençler, böyle zamanlarda harcamalarınız özellikle kısa vadede kendini amorti etmeli, uzun dönemde de mutlaka tasarruf sağlamalı. Ne güzel kolye. Güzelliğinden değil valla. Bu zamanda yatırım için daha iyisi var mı? Var mı? Bilmem. Bence var. Üstelik gümüş fiyatına altın değerinde. Ahşap desenli Fırat Pen. Neredeyse beyaz fiyatına. Fırat Pen hem CE güvencesiyle hem de 10 ay vadeyle. Neredeyse beyaz fiyatına. Ne akıllı kadınsın. Ahşap desenli Fırat Pen. Evinizin değeri artar.
Yağmur Mobilya'da tüm ürünlerde KDV indirimi devam ediyor. Yağmura tutulacaksınız. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Kula Uşak Serendi yolunun 2-6. Kilometreleri arasındaki asfalt üst yapı çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Avanos Kayseri Sivas yolunun 25-47. Kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.